Efendim, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, uzun bir arada verdik. E, üstelik e, bir de kötü bir olayla tabii ülke karşı karşıya kaldı deprem felaketiyle. E, öğrencilerimizden de kayıplar oldu ve Türkiye'de birçok kişinin de mutlaka bir arkadaşı, bir tanıdığı e, zarar görmüştür diye düşünüyorum. E, dolayısıyla biz de. E, herhangi bir etkinlik yapmamaya çalıştık. Yani biz de bir anlamda yasın içinde kendimizi e, hissetmek istedik. E, ama şimdi e, Mart ayına girdiğimiz bu tarihlerde eğitimde e, akademide e, bilimsel etkinliklerde hiç olmazsa e, bir şeyler yapalım istedik. E, bu nedenle e, ilk toplantımızı ilk e, akademik toplantımızı, konferansımızda e, bugün e, yapıyoruz. Ee, ben tabii e, hem kurumun yöneticisi olarak e, ben de e, başsağlığı diliyorum hem milletimize hem aramızdan ayrılanlara e, ve geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. E, şimdi e, sadece size şu bilgiyi sunmak isterim. E, bizim bir e, sergimiz var karşıda kilisede e, hayvanlar ve paralar e, konulu. O serginin kataloğu yayınlandı. Daha doğrusu dijital olarak yayınlandı. Bir e-book olarak. Akmet'in web sitesinde sanıyorum pazartesi gününden itibaren bulacaksınız. Dileyenler olursa zaten ayrıca da bu kataloğu göndereceğiz. Şimdi bugünkü konuşmacımız Tolga Uyar. Kendisi Nevşehir'de, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde. E, kendisini ben de uzun zamandır tanıyorum. Uzun zamandır tanıyorum. E, ve bulunduğu e, şehirdeki oradaki kültürel mirasa da sahip çıkmaya çalışan bir kişi. Bugünkü konuşması da zaten birazcık e, Kapadokya ve Değişen Kapadokya imgesi içeriğini belki okumuşsunuzdur kayıt e, kayıtta. E, dolayısıyla e, Birçok konuda e, Bizans'ta, Bizans konusunda, Kapadokya konusunda, başka e, konularda e, kendisi çok yetkin bir isim. E, çok önemli çalışmalara da imza attı e, ve bizi e, kırmayıp da e, davetimizi de kabul ettiği için e, kendisine çok teşekkür ediyorum. E, ben e, sözü e, fazla uzatmadan hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun Tolga e, Bey'im. Çok teşekkür ediyorum Ulus Bey. Ee, e, Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum buraya kadar e, geldiniz e, e, beni dinlemeye. E, bugün sizi Akdeniz'in e, e, sıcak e, ikliminden, denizinin mavisi, gökyüzünün mavisinden, Kapadokya'nın e, bozkırlarına kırlarına e, götürmek istiyorum daha doğrusu e, Anadolu platosunu e, Akdeniz'e e, getirmek istiyorum e, konumuz e, özür dilerim konumuz e, Bizans'tan e, günümüze Kapadokya ve e, değişen Kapadokya imgesi imge nedir yani bir e, bizim dışımızdaki bir şeyin zihnimizde e, e, bir tür yansıması, görsel yansıması aslında Kapadokya dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yani en basit şekilde e, burada Akdeniz'de yaşayanlar olarak veya işte Türkiye'nin başka bir yerinde yaşayanlar olarak aklımıza ne geliyor? E, e, günümüzde e, Kapadokya dendiğinde e, belki de biraz e, modern çağın, bilişim e, yani, çağının da etkisiyle e, e, belleğe kazınan e, e, imge çok e, standart e, oldu. Yani bir e, gökyüzünde uçan balonlar ve hemen onun altındaki... Ee, biraz gerçek üstü yer e, şekilleri. Peki bu e, imge bize Kapadokya'yı ne kadar anlatıyor? E, daha doğrusu e, Kapadokya e, kelimesinin e, içini nasıl doldurmamız gerekiyor? E, yani e, artık öyle bir noktaya geldi ki bugün e, Kapadokya'ya geldiğiniz zaman şeyden işte e, Nevşehir'in içinden Ürgüp istikametine devam ederken şuradaki pardon lazerimi de açayım evet şuradaki meydandaki balonu görüyorsunuz ya da işte idelik <laughs> eşya satışlarındaki balonları görüyorsunuz yukarıdaki de bir otel projesiymiş gerçekleşecek mi bilmiyorum ama yani Kapadokya aslında bu kadar özdeşleşmiş e, bir kavram e, oldu balon ama balonun Kapadokya nasıl bir ilgisi var? E, konuşmanın devamında hep beraber isterseniz bir göz atalım. E, Kapadokya e, kelimesinin kapsamını e, e, biraz açmak istiyorum. E, neden? Çünkü bu yer ismi aslında belki de Doğu Akdeniz'de e, sürekliliğini varlığını devam ettiren en uzun varlığını devam ettiren toponimlerden bir tanesi yer isimlerinden bir tanesi Aslında Kapadokya birinci yüzyıldan itibaren sınırları sürekli değişen bir Roma eyaletini tanımlıyor yani bir idari bölgeyi tanımlıyor fakat kelimin etimolojik kökeni çok daha eskilere Pers, e, e, Ahemeniş İmparatorluğuna kadar gidiyor ve, on, ve onun Anadolu'da kurduğu e, bir satraplık, bir bölge. Bu bölgenin adı da e, e, bu kelimenin kökenini oluşturuyor aslında. Fakat dil bilimcilerin e, savlarına göre aslında bu bu, e, bu köken, bu kelime kökeni daha da eskiye gidiyor ve Anadolu'nun en eski dillerinden olan Louviche. Ee, ve e, Anadolu'daki merkezi otoriteyi sağlamış ilk devletlerden ilk devlet olan Hititlere kadar uzanıyor ve onların e, bölgede e, kurduğu bir e, İç Anadolu'daki bir bölgeye verdikleri isim daha doğrusu Güneydoğu Anadolu'daki bir bölgeye verdikleri isim Dicle ve Fırat aşağı e, ülke anlamına geliyor. Iıı e, <laughs> Daha sonra bu milattan önce 6 yüzyılda iç Anadolu'ya yani daha merkeze nasıl taşınmış o konuda bazı tartışmalar var ama e, kelime kökeni e, e, çok daha eski e, ve bu isim e, sonrasında e, Helenistik dönem bölge krallığının ismi olarak takılıyor ve bu şekilde de Roma'nın büyük bir eyaleti haline geliyor. Milattan sonra 17. yüzyılda bir idari bölge haline geliyor. Anadolu'da kökeni aslında Yunanca olmayan birçok yer isminden bir tanesi. Kapadokya'nın içinde de bazı lokal toponimler var ve bu kelimelerin kökenleri Yunanca değil. Anadolu'nun başka yerel dillerine uzanıyorlar. ve 4. yüzyıl Kapadokya'sının sınırlarının işte 1. yüzyıl Kapadokya'sından çok daha dar olduğunu görüyoruz Roma İmparatorluğu'nda. Bu sınırlar Doğu Roma'nın ya da Bizans'ın tarihi boyunca sürekli değişerek Neredeyse bin yıl boyunca varlığını devam ettirecek. Neden bin yıl diyorum? Yani Türklerin Anadolu'yu yurtlaştırmasına kadar devam edecek aslında bu kelimenin hikayesi, Kapadokya'nın hikayesi. Peki Kapadokya sadece bir idari bir bölgeden mi ibaret? Baştan itibaren baktığımız zaman aslında bölgenin sınırlarını çizen e, bir takım coğrafi yer şekilleri, bir coğrafi bir takım çizgiler de var. E, <laughs> Güneyde e, Toros dağları, e, güneydoğuda e, Antitoroslar ve e, Fırat Dicle e, havzaları, e, batıda e, Likaonya, antik ismiyle Likaonya e, <laughs> Bölgesi veya platosu bugünkü Konya Ovası ve Tuz Gölü. Yukarıda da e, Karadeniz e, Sıra Dağları, Pontus e, Sıra Dağları ile aslında sınırlanmış bir coğrafi bölge. Yani burada bir iklimsel bütünlükten de söz edebiliriz aslında. Ve antik yazarlara baktığımız zaman e, e, çok ilginç bir şekilde Kapadokya'dan gelen önemli insanlarıdan e, söz ederken, bunların hangi şehirlerinden, hangi şehirden geldiğini söylemek yerine Kapadokyalı ifadesini kullanıyorlar genelde. Mesela Efesoslu, Antoninos gibi bir ifade yerine Kapadokyalı diye geçiyor. Ve bugüne izleri ulaşmamış bir yerel dilin varlığı da aslında biliniyor, Kapadokyaca dilinin. Ee, bütün bunlar aslında bölgede e, sosyolojik anlamda da kültürel anlamda da bir bütünlük e, bir coğrafi bütünlük den e, söz etmemizi sağlayan olgular. E, bunların yanında e, e, Yine antik yazarlara döndüğümüz zaman Kapadokyalıları e, Kapadokya ulusu olarak tanımlıyorlar. Kapadokyalılar değil de Kapadokya ulusu olarak tanımlıyorlar ve e, bunları çok sert bir halk olarak e, tanımlıyorlar. E, Kapadokya aslında tabii ki e, bu bölge genel anlamıyla bu bölge e, e, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ama e, belki de en önemli e, Kapadokya'nın en önemli özelliği e, Doğu Hristiyanlığının e, kavramsal temellerinin, dini temellerinin atıldığı yer olması her şeyden önce. Yani Hristiyan tarihi için e, temel bir bölge. Neden? E, çünkü Hristiyanlığın temellerini oluşturan e, bazı yazarlar, teologlar ki bunlardan üç tanesi Kapadokyalı babalar olarak geçiyor, kilise babaları olarak geçiyor. Yazınlarıyla ürettikleri düşünsel eserlerle Doğu Hristiyanlığının dogmatik temellerini atan kişiler. Dolayısıyla bu topraklar her şeyden önce Hristiyanlığın kudü'sten sonra belki ikinci kutsal toprağa denilebilecek bir yer Ve tabii ki bunun yanında bizansın bıraktığı çok zengin miras yani Kapadokya Aslında bir nevi bir bir nevi bir, bir, bir Fransızca kökeniyle bir konservatuar. Yani bir şeyin korunduğu bir yer. Açık Hava Müzesi gibi tercüme ediyoruz Türkçe'ye belki ama. Yani bu anıtları Bizans'ı okumamızı sağlayan bunlar temel kaynaklar aslında. Yazılı kaynakları bir kenara koyun. Temel yazarların bulunduğu yazılı kaynakları bir kenara koyun. Onların yanına da bu fiziki kaynakları koyun, maddi kaynakları koyun. Bizans'ı bize anlatan şeyler. Ee, kiliseler Elbette ee, yerleşimler e, ve bu dini mekanları koruyan e, bezeyen e, duvar resimleri Tabii ki e, bunların sayısını arttırmak mümkün yani kiliseler manastırlarla ilişkili onların etrafında mezarlıklar var ee, Yerleşimler e, bu işin içine giriyor. Yerleşimler dediğimiz zaman e, zirai üretim, e, tarım e, vesaire e, bir toplum, e, orada yaşamış bir toplum ve onların bıraktıkları izler. E, bir diğer tanımlayıcı özellik de tabii ki e, jeomorfolojisi Kapadokya'nın. E, onu e, tekil kılan e, şeylerden e, bir tanesi. E, milyonlarca yıl öncesine uzanan e, bir e, volkanizma ve onun e, devamındaki doğal erozyonun oluşturduğu bir peyzajdan söz ediyoruz e, çarpıcı yer şekilleri demek aslında pek de yeterli değil e, gerçek üstücü e, gerçek üstü yer şekilleri demek daha doğru olup peribacaları e, ve e, benzeri e, formasyonlar ee, ...insan imgeleminde, insan insanoğlunun e, görsel e, algısında nasıl bir etki yaratıyor? Ee, sizde bir etki yaratıyor. Peki yani o dönemde orada yaşayan Bizanslılar üzerinde nasıl bir etki yaratıyordu? Ee, Kapadokyalılar üzerinde nasıl bir etki yaratıyordu? Ee, bunu anlamak çok da kolay değil. Yani... Ee, Az önce sözünü ettiğimiz kilise babalarından bir tanesi şöyle söylüyor. Okuyorum. Gözümüzde gördüklerimize bakarak Tanrı'nın varlığını fark etmeye çalışırsak eğer Tanrı'nın kendine yabancı yerlerden çok Kapadokyalıların ülkesinde oturduğunu söyleyebiliriz. Bunu acaba bu peyzajdaki Ruhaniliğe işaret etmek için mi söylüyor ee, yoksa e, 4. yüzyıldaki e, bir e, kilise babasının e, Hristiyanlığı övmesi olarak mı görmeliyiz bunu? E, ya da e, Aziz Bazileos'un e, mağaralar ve kayalar biz keşişleri bekler derken e, neyi kastettiği? Elbette o dönemli insanları üzerinde de ruhani, spiritüel bir etki yaratmış ve ilk Hristiyanlığın önemli hareketlerinden olan eski kilisenin, ilk kilisenin belki de payandalarından biri olan manastırcılık hareketi içinde şüphesiz önemli bir yer Kapadokya. Manastırcılığın temel ilkelerini Aziz Bazileos'un oluşturduğunu düşünürsek. Ee, söz konusu e, önemli e, e, sosyal e, yapı e, neden önemli sosyal yapı çünkü Kapadokya aslında e, Konstantinopolis'le bir e, karşıtlık oluşturacak şekilde periferideki bir merkez niteliğini taşıyor e, Kapadokya eee Bizans tarihinde imparatorları değiştirmiş bir bölge. Kendi içinden çıkan e, soyluların yönetime doğrudan müdahale etmiş olduğu bir bölge. E, askeri olarak imparatorluğun doğu e, surunu oluşturuyor. Önemli e, e, imparatorluğun doğudan gelen düşmanlarına karşı yegane koruma duvarını oluşturuyor. Az sonra bunu da göreceğiz. E, dini özelliklerinden söz ettik. Dolayısıyla Bizans kültürünün, Bizans medeniyetinin içinde aslında e, bir taşranın ötesinde, e, taşrada bir merkez özelliği taşıyor. Ancak e, bu Bizans'ın bu önemli eyaleti, e, 11. yüzyılın ortasından itibaren e, Anadolu'ya e, 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 Akınlar düzenleyen e, Türklerin yavaş yavaş hakimiyetine giriyor e, ve e, e, 12 yüzyılda e, şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz İç Anadolu'daki Bizans e, neredeyse tamamen yok olmuş e, zaten 11 yüzyılın ikinci yarısında imparatorluk ordunun e, önemli e, birliklerini Batı'ya çekiyor. Yani artık oradaki varlığını fili olarak bitiriyor. E, fakat orada yaşayan Bizanslı teba'nın e, bir bölümü, çok büyük bir bölümü Batı'ya göçmüş olsa da bir kısmı orada kalmaya devam ediyor. E, ve 13. yüzyılın başında Selçuklular Anadolu'da bir merkezi e, yönetim kurduktan sonra ki o zaman e, Bizans'ın başkenti İznik. Çünkü kenti Latinler e, işgal etmişler geçici olarak. E, Merkezi Konya olan e, Selçuklu Devleti var Anadolu'da. Ve bu dönemde e, Kapadokya'da e, yaşayan e, Hristiyanların, e, yani Yunanca konuşan e, ve e, Ortodoks e, Hristiyan toplulukların, ee, önemli bir e, mimari sanat üretimine biz şahit oluyoruz Kapadokya'da. Ee, ve e, bu baniler, e, bu kiliseleri e, bezenmesine önayak olan baniler, e, büyük oranda e, yönetici e, sınıfa mensup kişiler. Yani Selçuklu'nun... E, Yönetim kademesindeki kişiler ve dolayısıyla bu e, topluma entegre e, olmuş kişiler, bunu belki de e, Kapadokya'daki e, Bizans e, sanatının e, son parıldaması olarak da görebiliriz. Neden? Çünkü bu insanlar artık e, kendilerini, e, bu insanlar artık Basileusa, yani Bizans imparatoruna vergi vermiyorlar. Selçuklu Sultanına vergi veriyorlar ama. E, <laughs> kimliklerinin e, ayrılmaz önemli bir parçasını Bizans kültürü oluşturuyor Çünkü e, bin yıllık bir Bizans geleninin üzerinde yaşıyorlar etraflarında e, 6 yüzyıldan itibaren e, üretilmiş birçok e, sanat eseriyle çevrilmişler kiliseler ve bu kiliseleri bezeyen duvar resimleriyle çevrilmişler vesaire e, ama bir taraftan da e, Başkentte önce İznik'te sonra başkentte ikamet eden e, Bizans imparatoruna da e, bir e, bağlılık, kültürel bir bağlılık e, şüphesiz e, hissediyorlar. E, bu e, belki de bölgede Bizans'ın e, son e, izleri, son varlığı da e, denilebilir. E, İstanbul'un e, Konstantinopolis'in e, Osmanlıların eline geçmesinden sonra Kapadokya'nın bir nevi uykuya daldığını da söyleyebiliriz. Bunun tek bir istisnası var, o da İstanbul'daki Patrikhane. Kapadokya ismini kullanmaya devam eden tek kurum İstanbul Patrikanesi, Konstantinopolis Patrikhanesi. Ee, ve e, bu bölge ismi yani e, Doğu Roma'daki e, idari e, bölgeyi tanımlayan bu e, bölge ismi kilise tarafından kullanılmaya devam ediyor Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam ediyor hala günümüzde de kullanılmaya devam ediyor mesela e, e, Tiyananın bir piskoposu var e, ya da Aksaray yakınında bulunan Mokisos kentinin ki ben orada bir kazı yürütüyorum o Mokisos harabelerinin bir piskoposu var. Kendisi Amerika'da olsa da, Amerikalı olsa da e, Ortodoks Patrikhanesi tarafından atanmış bir piskoposu var. E, burada gördüğünüz de e, Patrikhanenin e, sembolüdür. E, İstanbul'daki Patrikhanenin sembolüdür. Özür dilerim. Evet. Ee, bu unutulan e, Kapadokya imgesi e, 18. yüzyıldan itibaren e, aydınlanmanın e, e, ayak izleriyle e, fark edilmeye başlıyor. E, i̇lk seyahlardan bir tanesi Porluka 18. yüzyılın başında. Ee, Kapadokya'yı ziyaret etti et, ettikten sonra gravürlerini e, sarayda sergilediğinde çok büyük bir skandal oluyor yani e, e, onu büyücülükle sıçlayanlar oluyor vesaire Daha doğrusu bu e, gerçek üstü görüntülere e, pek e, inandıramıyor e, dikkat ederseniz Şuradaki beri e, bcaların üzerinde e, insan büstleri var. Ee, burada e, keşişlerin yaşadığı peri bacalarından söz ediyor e, poluka e, Bizans'ın varlığından haberdar e, çünkü e, artık tarih yazımında e, Bizans e, fark edilmiş Bizans tarihi e, artık belgelenmeye başlanmış fakat e, tabii ki e, detaylara vakıf değil sadece böyle bir genel e, resimle geri dönüyor. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman e, aydınlanmayla birlikte e, ve e, endüstri devrimiyle birlikte bilim e, disiplinlerinin oluşması e, bunlardan bunların başında coğrafya ve e, tabii ki e, jeoloji var. E, bölgeyi e, ziyaret eden e, batılı seyahatler e, e, bazı e, şeyleri belgeliyorlar, e, özellikle yer şekillerini belgeliyorlar. Ama Bizans'a dair çalışmalar e, 19. Ö, özür dilerim 20. yüzyılın e, başlarında e, bir dizi e, yabancı araştırmacıyla e, gerçekleşiyor. E, bunlardan bir tanesi Henri Gregoire e, Fransız. Ee, ve burada gördüğünüz aslında e, şeyin e, Tokalık Kilisenin en e, eski fotoğrafı, onun e, "Rapport sur un voyage de exploitation dans le Pont" e, isimli çok uzun bir makalesi var, kitap gibi 100 küsür sayfa. E, e, bir diğeri e, e, geçtiğimiz yıllarda bir Hollywood filmiyle e, pek popüler olan e, Gertrude Bell. E, İngiliz e, arkeolog e, ve e, e, casus e, e, siyasetçi neyse işte entelektüel e, kendisi Gel veri ziyaretinde çektiği fotoğrafları görüyorsunuz ve bu e, 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 da manastır e, vadisindeki bir papaz bir e, kaya oymak hissinin içindeki papaz. Hans Roth tabi Alman ekolünden yine önemli bir, 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 bir kaynak 19. 20. yüzyılın başında burada gördüğünüz e, Soğanlı Vadisi'ndeki kiliselerin ilk planları. Yani Jelfanyon'dan bile önce gelmiş ve onu takip eden e, Kapadokya araştırmalarının babası, kurucusu e, diyebileceğimiz Fransız e, e, Din adamı, e, papaz. Kendisi Çorum'da e, öğretmen. Bir e, misyoner okulunda, gayrimüslimlerin devam ettiği bir misyoner okulunda öğretmen. Fakat Cizvitler e, e, inanılmaz kültürlü, e, inanılmaz iyi eğitim almış e, kişiler. E, dolayısıyla çocuklara matematik öğretiyor. Yani esas uzmanlık alanı matematik. Fakat bir o kadar da... Bizans e, arkeolojisi ve sanatı ve epigrafisi konusunda bilgili kendisi e, ve e, gayrimüslim e, rehberiyle beraber e, Kapadokya'da uzun yolculuklar yapıyor ve bu yolculukların e, sonunda e, gördüğünüz e, başlığını gördüğünüz Nouvelle Provence de la Bizantin, e, Bizans sanatının yeni bir yolculuğu. E, Bölgesi Yeni Bir Eyaleti isimli, Kapadokya'nın Kaya Kiliseleri isimli kitabı 1925 ila 1944 yılları arasında yayınlıyor. Çok uzun bir sürece dağılmış bu kitabın yayınlanması ve bu kitap önemli neden? Çünkü aslında Kapadokya kiliselerinin belgelenmesinde bir standart oluşturuyor. Yani bir kiliseyi nasıl belgelemeliyiz? Ee, ...içine girdiğimiz zaman nerelere bakmalıyız... Ee, ...duvar resimlerini nasıl okumalıyız... ...kitabeler duvar resimlerinin neresinde vesaire... ...dolayısıyla epigrafinin yani eski yazı biliminin... ...aslında sanat tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da gösteriyor bize ilk olarak o zaman... Ee, ...bunu daha sonra e, biraz genişleteceğiz... Ee, ve şerfanyon e, e, o güne kadar e, e, bilinmeyen e, e, Bizans sanatının e, bazı unik örneklerini burada keşfediyor. E, bunların başında e, e, arkaik resimler ve arkaik çevrimler olarak isimlendirdiği. Ee, ...bir dizli e, duvar resmi var ki e, bunların en karakteristik olanı Tokalı Kilise, eski Tokalı Kilise. Burada e, gördüğünüz e, bantlar halinde e, birbirini takip eden çok sayıda e, İncil hikayesi, ki e, birçoğu apokrif kaynaklı İncil hikayesi... E, Aynı bir film şeridi gibi birbirini takip eder şekilde sıralanıyor. Bu resimlerin üslubu da oldukça farklı. Dolayısıyla ilk defa... 20. yüzyılın başından itibaren bilinen çok önemli Bizans yapılarının dışında Ayasofya gibi veya Ravenna'daki işte 6. yüzyıl yapıları gibi veya işte Monreale Kilisesi vesairenin dışında Taşra'daki e, popüler e, Bizans sanatı örnekleri e, literatüre girmeye başlıyor. Ve e, biz bunları e, tanımaya başlıyoruz. Ee, yine e, e, yeni e, Tokalı Kilisesi şerfanyon geliyor ve buranın e, duvar resimlerinin e, çok da doğru bir şekilde 10. yüzyılın ortalarına tarihlendiğini e, e, görüyor e, ve e, yeni Tokalı Kilisenin aslında İstanbul'da, Konstantinopolis'te bugüne kadar korunamamış e, Makedonya Rönesansı e, sanatının örneklerinden bir tanesi o, e, olduğunu söylüyor. Başkentten gelmiş, ressamlar tarafından, sanatçılar tarafından bezenmiş bir kilise. Yani bunu şöyle e, de düşünebiliriz aslında, e, başkent sanatının e, Kapadokya aynasına yansıması. Yani başkentte olmayan bir şeyi biz Kapadokya'nın tuttuğu bir aynayla 10. yüzyılın ortası için görmeye başlayabiliyoruz artık ee, 20. yüzyılın ortasından itibaren ve e, tabi sanat tarihi alanında küçük e, çok önemli şeyler e, olabilir e, çok küçük detaylar gibi e, görünse de. Mesela işte şurada Longinos, İsa'nın çarma çarmaha geriliş sahnesindeki Romalı asker Longinos sun hareketi bir şaşırma, bir korku ifadesi var. Burada İsa'nın tanrısallığını kabul ediyor. Bu bu postür, aslında bu poz, bu duruş. Bizans sanatındaki ilk örneklerden bir tanesi. Ya da tapınağın yırtılan, İsa'nın gözlerini yumduktan sonra tapınağın yırtılan perdeleri da gördüğünüz. Ve bu 10. yüzyılın ortasındaki Bizans Rönesansı'nın bir yansıması. Eleusa Meryem ikonografisi olarak bilinen ve aslında daha çok 12. yüzyıl ve sonrasında e, yaygınlaşan İsa ile annesi arasındaki e, insani, e, tanrısal değil de insani ilişkiye, insani e, yakınlığa işaret eden bir ikonografi. ilk örneği yine e, Tokalı Kilise'de. E, Kolonlu kiliseler, sütunlu kiliseler olarak bilinen kiliseler, karanlık kilise, çarıklı kilise e, <laughs> ve elmalı kilise. E, bunların da aslında e, 11. yüzyıl e, başkent sanatının İstanbul'da korunmamış olan, e, hiçbir örneği günümüze ulaşmamış olan e, başkent sanatının e, Taşra'daki e, örnekleri olduğunu biz e, e, öğrenmeye başlıyoruz. E, yani e, Bizans sarayında üretilmiş bir el yazmasının e, minyatürlerinin e, neredeyse 11. yüzyıl e, el yazmasının minyatürlerinin e, replikalarını e, burada e, biz görüyoruz. E, İkinci Dünya Savaşı Kapadokya araştırmalarına kısa bir ara veriyor. E, fakat hemen ardından e, Fransız e, ekolü e, diyebileceğim, Fransız geleneği. E, buradaki e, araştırmaları devam ettiriyor. Nicole Thierry çok önemli bir isim. E, bu özellikle şurada gördüğünüz iki kitabı. Önce Ihlara Vadisi'ndeki kiliseleri, ardından da Göreme yakınlarındaki e, Kızıl Çukur ve Güllüdere'deki eee kiliseleri e, yayınlıyor Nicole Thierry. E, ve e, e, Jalfanyo'nun e, eski Tokalı kilise için önerdiği erken 10. yüzyıl tarihini e, keşfettiği yeni bir e, kilisedeki kitabeyle ispat etmiş oluyor. E, bu da Güllüdere'deki e, Ayvalı Kilise, e, Kızılçukur Güllüdere'deki Ayvalı Kilise ve bu kilisede bir kitabe var. Bu kitabede İmparator Konstantinos Porfirogenes'ten söz ediliyor. Kendisi de 913-920 yılları arasında hüküm sürmüş imparator. E, ve e, yukarıda da Tokalı Kilisedeki vaftiz sahnesini görüyorsunuz. Şurada İsa'nın pozuyla, buradaki İsa'nın pozu e, ve ...Hürdün e, Ürdün Nehri'nin Stilize, stilizasyonu, e, vaftizci Yahya'nın e, pozisyonu vesaire. E, ...figürlerin e, vücut dilleri, üslupları, e, çizgisel anlatım, lineer anlatımları vesaire... ...bunların aynı atölyenin elinden çıkmış olduğunu ispat ediyor... ...dolayısıyla Nicoltieri ne yapmış oluyor... ...Tokalı Kilise'nin, eski Tokalı Kilise'nin e, resimlerinin... ...aynı atölye tarafından e, resmedilmiş olduğunu bize göstermiş, ispat etmiş oluyor... Ee, Ayvalı Kilise'de de bir kitabı olduğu için Tokalı Kilise'nin resimlerini biz kesin olarak 10. yüzyılın başlarına tarihlendirebiliyoruz. Yavaş yavaş e, Kapadokya'daki o, o yaşamış Bizans'ın, e, daha doğrusu ölmüş Bizans'ı yavaş yavaş canlandırmaya başlıyoruz. Ve tabii yeni e, buluntular e, ekliyor. Ee, az bilinen e, kiliseler, e, bunlar arasında Ihlara kiliseleri e, e, ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Çünkü e, üsluplarıyla e, 7. yüzyıldan itibaren e, e, İslam akınlarıyla, batıya göç eden Doğu Hristiyanların bazı geleneklerini ve sanat anlayışlarını yansıttığını Nicole Thierry bize söylüyor. Almanlar da tabii işin içinde. Fakat Almanlar farklı bir bakışla yaklaşıyorlar bu malzemeye, bu zengin sanat ve arkeoloji malzemesine. Ve e, Kapadokya araştırmaları alanında bir e, anlaşmazlık e, meydana çıkıyor ki bu anlaşmazlık hala devam ediyor. Yani kiliselerin tarihlendirmeleri konusunda bir anlaşmazlık, e, metodoloji farklı metodolojilerden yaklaştıkları için e, tarihlemeler konusunda e, bazı itilaflar var. Amerikalılar da Fransız ekolünü izliyorlar. Bu arada turizm gelişti Türkiye'de ve yeraltı şehirleri ortaya çıkarılmaya başlandı. Yeraltı şehirlerinin Bizans Kapadokya'sı içindeki konumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şüphesiz sizin de kulağınıza e, gelmiştir e, gizemli Kapadokya bu gizemli peyzaja sahip e, Kapadokya ilk Hristiyanların kaçıp e, işte e, sığındıkları bir bölgeydi vesaire yeraltı şehirlerde onların e, sığınaklarıydı e, vesaire e, şeklinde aslında. 19. yüzyıl Kapadokya Rumlarının bıraktıkları tanıklıklara baktığımız zaman bölgede bütün evlerde neredeyse yer altına açılan tünellerin varlığından haberdar oluyoruz. Ve Hatta bazılarında mesela Gelveri'de 19. yüzyılda haydutlardan e, korunmak için e, bu yeraltı sığınaklarının kullanıldığını söyleyenler var. Dolayısıyla e, yeraltı şehirlerinin ortaya çıkarılması aslında turizmin tetiklediği bir şey. E, e, yerel halk yani Kapadokya'da yaşayan insanlar e, turistleri çekebilmek için e, bu e, evlerin altındaki yeraltı şehirlerini e, açığa çıkartıyorlar. Neden açığa çıkartıyorlar? Çünkü bunlar yüzyıllardır kullanılmadığı için e, yağmur sularıyla beraber e, yüzeyden gelen toprak bunların içini doldurmuş. E, sadece e, en üst kısımları e, biliniyor. Ve bunlar e, yavaş yavaş ortaya çıkartılıyor. Peki biz bu yeraltı şehirlerini nereye yerleştireceğiz? Eee işte burada da tarihi kaynaklar e, devreye giriyor. E, Kapadokya e, 7. E, yüzyıldan itibaren başlayan e, Arap İslam e, Bizans savaşının aslında e, tam göbeğinde yer alan bir bölge ve Bizans aslında e, hilafet, e, halifelik old, o, ordularından koruyan bir duvar. E, burada bir takım tarihler verdim size. E, işte bu tarihlerde yani 7. yüzyıl ila 10. yüzyıl arasında 7. yüzyılın ortasıyla e, 10. yüzyılın ortası arasında e, Kapadokya bir savaş meydanı haline geliyor. E, önce Emevi ardından Abasi e, orduları e, İç Anadolu'ya ve Kapadokya'ya düzenli seferler e, düzenliyorlar. Ama amaçları Kapadokya'yı Fethetmek değil, sadece yağma yapmak. Dolayısıyla Bizans da buna karşı bir e, strateji e, geliştiriyor. E, 10. yüzyıl yazarlarından e, Zangoç Leo, e, Kapadokya halkı için kayalarda yaşayanlar e, diyor. Çünkü onlar hayvan inleri gibi mağaralar, oyuklar ve yaşarlardı. Fakat e, bu... E, Birinci temel kaynağın tarihine baktığımız zaman şüphesiz Arap akımlarını ifade ediyor. Yine aynı dönemin bu sefer İslam kaynaklarına baktığımız zaman Kapadokya'nın önemli bir bölümü almatamir olarak tanımlanıyor. Yani yer altında gıdaların saklandığı bölge. Bir diğer önemli kaynağımız da 10. yüzyıla tarihlenen bir taktika yani Askeri taktik e, e, el kitabı İmpar İmparator Nikeforos Fokas ile ilişkilendiriliyor ve e, bunların hepsinde Bizans ordularının e, Araplara nasıl karşı koydukları e, detaylı bir şekilde e, anlatılıyor. Dolayısıyla yeraltı şehirleri e, bu dönemde kalelerle birlikte e, Bizans'ın e, Doğuya karşı ve İslam'a karşı oluşturduğu duvarın önemli bir parçası ve tabii bu dönemde bir nevi sık yönetim ilan ediliyor, idari yetkiler askeri yetkililerin eline veriliyor, yani tek elde toplanıyor ve Köylü asker denilebilecek bir sınıf ortaya çıkart, çıkıyor Bizans'ta. Ve bütün bu önlemlerle ki bu önlemlerin merkezinde Kapadokya var. 10. yüzyıldan itibaren Bizans tekrar Güneydoğu'daki eyaletlerini ele geçiriyor, fethediyor. Bunların yanında daha yakın dönemde yapılan, paleobotanik paleo e, botanik ve arkeolojik çalışmalar var. E, Beyşehir Gölü'nün e, Gölü e, e, Nün son e, dönemi, Beyşehir Gölü araştırmasının son dönemi geç Roma dönemine e, aittir. Ve bunun bir parçası olarak Aksaray yakınlarındaki Nar Gölü'nün e, dibindeki polenler araştırılıyor. Ve e, Buna istinaden gerçekten de 200 yıllık bir süre boyunca Kapadokya'da tarım üretiminde ciddi bir duraklamanın gerçekleştiği görülüyor polenlere istinaden ve bu veriler de bizim oradaki arkeolojik verilerle ve sanat tarihi verileriyle örtüşüyor çünkü gerçekten de 7 ila 9. yüzyıllar arasında na e, e, tarihlenebilecek bir kilise veya bir kilise resmine rastlamak mümkün değil İşin kötüsü bu dönem aynı zamanda Bizans'ta ki bir kriz dönemi olan kırıcılık ikonokry krizine e, denk geliyor e, ardından e, Fransız ekolü araştırmalarını devam ettiriyor. Benim de hocam olan Catherine Jolie ve e, Levy. E, yavaş yavaş e, artık e, duvar resimlerindeki e, 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 öğelerin e, sadece salt, e, sanat ve ikonografi açısından değil, e, tarih, e, sosyal tarih, siyasi tarih. E, ...ve dini tarih e, içinde birer temel kaynak olduğunu savlamaya başlıyor. Mesela burada gördüğünüz e, Karanlık Kilise'nin narthex bölümü. Karanlık Kilise'ye girdiniz. E, Karanlık Kilise'nin Narteks'inde e, havarilerin komünyonu sahnesi var. Şeyin tonozun üstünde. O havarilerin komünyonu sahnesinde ki İsa'nın iki yanında diz çökmüş iki tane küçük figür görüyorsunuz. Ve onların isimleri de hemen üstlerinde beyaz boyayla yazılmış. Bunlar şüphesiz bu resmi yaptıran baniler. buradakinin ismi Ioannis. Şurada kısaltmayla yazılmış. Ioannis. Entalmatisu yazıyor. O deisis tudulu tuteu. Ioannis entalmatisu. E, bu e, terim eee Patrikhane tarafından gönderilmiş bir temsilciyi temsil e, aslında e, bize tarif ediyor. Eee Patrikhanenin gönderdiği temsilcilere verilen isim mental entel, e, ve e, dolayısıyla e, Karanlık Kilise'deki e, bu banileri 10. 11. yüzyılda Patrikanenin e, Bogomil hareketi, Monofist, e, Anadolu'daki Monofist harekete karşı gönderilmiş e, bir e, heyetin e, heyetle ilişkisi olabileceğini öne sürüyor. Yani bu resimleri aslında e, sanat alanından çıkartıp e, günlük hayat, e, siyasi ve dini tarih alanına sokuyor. Yine e, başka bir örnek e, çok. E, karakteristik bir örnek ee, e, karşı kilise e, Gülşehir'deki karşı kilise e, ve bu kilise 13. yüzyılın başında e, bezenmiş e, ve bu kilisenin kitabesinde itaf kitabesinde sadece ve sadece Bizans imparatorunun ismi yer alıyor yani Selçuklu hakimiyetinde yaşayan bir Hristiyan ki büyük ihtimalle e, Selçuklu Sarayı'yla bir ilişkisi var ya da en azından önemli bir memur, dönemin önemli bir memuru, Hristiyan memuru Selçuklu Tebaası e, bir kilise e, e, resimletiyor e, ressamlara ve onun kitabesinde Bizans İmparatoru'nun e, ismi yer alıyor. Bununla kalmıyor İznik İmparatorluğu'na o dönemde Bizans'ın idari merkezi olan İznik İmparatorluğu'na bir sürü gönderme var. Mesela İzmir'in özür dilerim İznik'in koruyucu Azize'sine ithaf edilmiş kilise gibi örnekler. Ya da son örneğim hiç bilinmeyen bir kilise yani zaten yok olmak üzere yine Gülşehir yakınlarındaki ee, ...yüksekli e, de bulunan yüksekli kilise ve burada e, vaftiz sahnesinde bir, e, şurada İsa'nın e, e, Ürdün Nehri'nin içindeki pozunu görüyorsunuz. Çıplak iki ayağı burada, üst taraf tamamen tahrip olmuş. İki kolu biri burada, diğeri burada. Şurada vaftizci Yahya var. Şurada melekler var. Ellerinde şöyle öne doğru eğilmişler saygı ifadesi olarak. Ee, burada da e, e, Ürdün Nehri'nin e, kişileştirmesi olan şu güzel kadın e, figürü var. Ama hemen onun üstünde e, bir e, kadırga dikkat çekiyor, bir gemi tekne şurada detayını gördüğünüz bir tekne dikkati çekiyor ve ilginç bir şekilde İsa da elini o teknenin üzerine indirmiş. Bu aslında e, Bizans ikonografisinde bir koruma işareti. Yani sanki İsa, e, İsa o gemiyi eliyle koruyor. Değil mi? E, aynı kilisenin başka bir yerinde tam bu sahnenin özür dilerim karşısında e, bir e, kadın e, bani figürü var. Tamamen tahrip olmuş. Ee, bir martirin yanında resmedilmiş. Fakat kitabesi e, benim hocam tarafından zamanında okunmuş, kayda geçmiş. Tabii şimdi bu da tahrip oldu. Bu gördüğünüz fotoğraf onun fotoğrafı. Burada Deisis Stylis to Scribonista yazıyor. Yani e, Tanrının hizmetkarı ee, Tanrının hizmet, hizmet hizmetkarı Scribonissa. Bu bir dua cümlesi, standart bir cümle. Ee, bütün e, Bizans kiliselerinde bahenlere eşlik eden bir e, dua cümlesi. Skrivon e, Yunanca yani bizansça e, Bizansçada e, yazıcı demek. Yani e, e, aslında noter olarak da e, tercüme edilebilir Scrivon. Scrivon ise onun eşi yani karısı, e, kocasının ünvanını kendisi de taşıyabiliyor. E, ve gerçekten de Selçuklu yazılı kaynaklarına baktığımız zaman, 13. yüzyıl kaynaklarına baktığımız zaman e, gayrimüslim yazıcıların e, özellikle... E, Kıbrısla ve Bizansla olan ilişkilerde çok önemli rol oynadıklarını biz e, görüyoruz ve e, belki de bu kiliseyi yaptıranlar e, ticaretle ilişkili bir çift, e, Kapadokya'da e, <laughs> yaşayan ticaretle ilişkili bir çift e, ve e, duvar resimleri bize o dönemin e, sosyal hayatıyla ilgili çok değerli aslında bilgiler sunuyorlar ve bu kilise aslında Selçuklu kervan yoluna da çok yakın dolayısıyla yani Bizans ve Selçuklu arasındaki ticari ilişkilere ve iki toplum arasındaki ilişkilere de çok önemli bir kanıt sunuyor bu bütün bu araştırmaların sonucunda aslında e, Kapadokya algısı, Kapadokya imgesi biraz daraldı. E, özellikle Kırşehir, Kayseri, Nide ve Aksaray arasındaki şu baklava dilimine aslında sınırlandı. Neden? Çünkü e, volkanizmanın en yoğun olduğu ve kaya e, anıtların en yoğun bulunduğu bölge e, burası. Dolayısıyla. Konuşmanın başında gördüğünüz haritadaki 4. yüzyıl Kapadokya'sıyla 1980'lerde Kapadokya olarak anlandırdığımız, imgelememizde Kapadokya olarak canlandırdığımız yer daha çok bu aslında kentlerle sınırlı. Oysa Bizans Kapadokya'sı çok daha geniş bir coğrafyaya yayı yayılıyor. <laughs> Onun için konuşmanın başındaki cümleye geri dönmek istiyorum. Kapadokya aslında bu eserleri bağrında saklayarak günümüze kadar ulaştıran bir yer. Bir tür müze aslında yani onları korumuş. Nasıl korumuş? Kayanın içinde korumuş. Yani e, süreklilik var. E, o kiliseler e, sonrasında başka e, şeyler için kullanılmaya devam ediyor. İşlev değiştirebiliyor. Fakat bir şekilde günümüze... E, ulaşıyorlar. E, bununla birlikte kaya mimarisi üzerine de ta, tabii e, araştırmalar yapılıyor. İlk, ilk başta bunların e, standart e, mimari özellikleri, plan özellikleri ve kagir mimariyle olan karşılaştırmalar, litürjik yani işlevsel e, kiliselerin içindeki e, fonksiyonel e, elemanlar inceleniyor. Burada gördüğünüz ambon gibi yani üzerinde vaaz verilen kürsü ya da e, absisin girişinde bulunan o perde yani e, kilisenin ayinin yapıldığı yeri şeyden naostan ayıran bölüm vesaire e, gibi şeyler. E, fakat yavaş yavaş araştırmalarda kaya mimarisinin e, teorik e, yönü kuramsal yönü üzerine de düşünmeye başlıyor araştırmacılar. Kaya mimarisi dediğimiz zaman aslında bu büyük ölçüde kayanın içinde meydana gelen bir hadise. Bazı istisnalar dışında mesela Soğanlı'da kubbelerin dışarıdan oyulmuş olduğunu görüyoruz. Ya da sivil konut mimarisinde ki az sonra bundan söz edeceğiz. Ön cephelerin adeta bir prestij göstergesi olarak yontulmuş olduğunu düzenli bir şekilde yontulmuş olduğunu biz görüyoruz. Bunun yanında mimari bir dil ama aynı zamanda statik bir takım özellikleri var. Yani işte bir kubbenin belirli bir yükseklikte belli bir genişlikte olabilmesi için işte bir takım statik hesaplar yapılması gerekiyor. Ama Kapadokya'daki kaya mimarisinin böyle sınırlamaları yok. Dolayısıyla mimarlar orada biraz daha sanatçı tırnak içinde biraz daha sanatçı statüsündeler ve kaya mimarisi çok daha yaratıcı örneklerle karşımıza çıkabiliyor. 1980'lerde ilk defa bir kitap kitap yayınlanıyor. Bu kitap Bugüne kadar yapılmış çalışmaları farklı bir noktaya taşıyor. O güne kadar tek tek kiliseler incelenmiş ya da e, önemli yapılar incelenmiş. İlk defa bu kitapta kiliseler ve çevresindeki yapı grupları birlikte ele alınıyor. Ve bunların manastırlar olabileceği savlanıyor. Kitabın isminden de anlaşılacağı üzere. Ortada ne var? Bir avlu var. E, bir tane ana kilisemiz var. Etrafta da birkaç tane e, odamız var. Onları çeviren birkaç tane oda var. E, tipik bir manastır organizasyonu ki e, baştan başlayarak e, ilk araştırmalardan beri e, bu e, mimari ve sanat örneklerinin e, e, manastır bağlamında, manastırlar bağlamında üretilmiş ol olacağı savlanıyor. E, neden? Çünkü banilerin de çoğu zaten keşişler vesaire. Gerçekten de karanlık kiliseye baktığımız zaman karanlık kilisenin hemen altında uzun bir yemekhanemiz var. Kayadan oyulmuş bir masa, dolayısıyla şeylerin keşişlerin bir araya gelip yemek yiyebileceği bir mekan var. Fakat az önce size gösterdiğim, şimdi tekrar geri döndüm o plana. Orta, Orta Hisar'daki Halaç e, Manastırı'nda böyle bir kayadan oyulmuş e, yemekhane yok. E, bir ana salon var, bir kilise var burada gördüğünüz. E, bir de e, mutfak e, olarak kullanılmış olan bir e, bölüm var. E, i̇şte e, 1990'ların ortasında Amerikalı bir araştırmacı, belki adını duymuşsunuzdur, Robert Osterhout. Ee, bu e, e, tez üzerinden yola çıkarak Aksaray yakınlarında canlı e, Kilise olarak e, bilinen bir sit alanında e, bayağı yoğun bir yüzey araştırması yapıyor 3 sezon boyunca. Aslında amacı burada gördüğünüz Kagir Kilise'yi belgelemek. Çünkü kendisi bir mimarlık tarihçisi aslında. Bu kilisede e, tipik 11. yüzyıl e, mimarisi ve muhtemelen de zaten başkentten gelmiş bir mimar tarafından yapılmış. ilgisini çekiyor. Fakat e, araştırma e, ilerledikçe fark ediyor ki bu kilisenin etrafı e, kaya mekanlarla dolu. Ve bu ke mekanları belgelemeye başlıyor. Az önce gördüğümüz tipolojiyi... E, ee, ...tamı tamına uyan e, standart e, mekanlar bunlar nedir? Bir avlu, avlunun yanında bir şey, e, kilise ve başka salonlar. Şu yuvarlakla görülen şey de genelde konik formlu bir bacanın bulunduğu bir oda... ...ki onu biz mutfak olarak kabul ediyoruz e, ve bunları belgelemeye başlıyor... E, Şuradan başlayarak bütün yamaç boyunca tam e, sayısını hatırlamıyorum ama e, yani yaklaşık ya, 30'un üzerinde e, grup, e, yapı grubu belgeliyor. Bu formatta, bu e, tipolojide yapı grubu. E, e, ve bunların hiçbirinin yemekhanesi yok. Bundan sonra da e, bu e, yerleşimi merkezindeki kiliseyle beraber çok yakında bulunan e, Akisar Kalesi, gibi Bizans kalesi, Bizans kaynaklarında da adı geçiyor, e, ilişkilendirerek o kalede görevli üst düzey askerlerin, ailelerinin yaşadığı bir kasaba, bir köy olduğunu savluyor ilk defa. İlk defa Kapadokya'da bir e, Bizans dönemi sivil yerleşimi, ...nin varlığından söz edilmeye başlanıyor. O güne kadar sadece e, kiliselerin, manastırların... E, ...bu ruhani peyzajın içindeki e, elemanların Kapolokya'sı... E, ...artık e, yavaş yavaş e, aslında e, tamamen e, dini değil... aynı e, ...Bizans'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi standart bir sosyal hayata sahip bir bölge olarak yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Onun ardından bir, bir diğer Amerikalı Yaprak Hisarı belgeliyor. E, meslektaşım e, Fatma Gül e, Açık Sarayı belgeliyor. Ve Açık Saray'da yine çok ilginç bir tipolojiyle karşılarız. Çok benzer şeydekine e, az önce gördüğümüz örneğe çok benzer. Avlulu kompleksler bunlar. Bir avlunun etrafında. Fakat burada e, bir artı mekanımız var. Her avlulu kompleksin içinde şu gördüğünüz yemliklerin bulunduğu ahırlar var. Ve bu mek bu yerleşimi yaklaşık 30'un üzerinde kompleksin bulunduğu bu yerleşimi bir aplekton olarak e, tanımlıyor e, Fatma Gül. Bu e, Aplekton nedir? E, e, Bizans'ın e, e, ordusuna at yetiştiren bir hara. E, burada e, yani hali vakti yerinde aileler at üretiyorlar ve o atı ordulara satıyorlar. Ordu da sefere giderken yakın bir yerde toplanıyor, atlarını onlardan satın alıyor. Bir başka yerleşim tipolojisiyle karşılaşıyoruz. Bakın kabalık araştırmaları nereden nereye geldi? Kayseri'den e, Nilay Karakaya Erdemli Vadisi'ndeki e, yerleşimi belgeliyor. E, e, ve burada e, ilk defa e, e, sistematik olarak e, tarımsal işlevli mekanlar belgelenmeye başlanıyor. Bu e, Yine e, Soğanlı Vadisi, birbirinden bağımsız olarak düşünülmüş olan buradaki kiliselerin aslında şurada han olarak bilinen e, avlulu kompleksle ilişkili bir köy oldu. Yani daha doğrusu bu avlulu komplekste yaşayan bir e, toprak ağasının aslında bu köyün sahibi olduğu savı, e, daha doğrusu böyle bir sosyal strüktür yapının varlığı, e, ortaya atılıyor, savlanıyor. Yani e, bakın, tek bir kiliseden başladık, e, ondan sonra manastır dedik, ondan sonra e, köye geldik. Yani yavaş yavaş e, genişledik. Yani hepiniz göremeye gittiğiniz zaman e, mutlaka e, buranın bir manastır merkezi olduğunu e, duymuşsunuzdur veya okumuşsunuzdur. Ee, aynı araştırmacı e, Osterhout e, Göreme civarında bir yüzey araştırması yapıyor ve çok ilginç bir şekilde e, sadece Açık Hava Müzesi'nde az önce verdiğim Karanlık Kilise örneğinde değil, o Karanlık Kilise'nin altında bir yemekhane vardı ya o yemekhanelerden yaklaşık 50 tane bel geliyor şu e, Göreme Açık Hava Müzesi'ne giden yolun sağ tarafı oradaki at şey çiftliği aslında o at çiftliği ee, bu Bizans e, mekanlarının içine konumlanmış durumda. Yani atlar aslında o şeylerin, e, yani bugüne kadar manastır olarak bilinen e, yerlerin e, içinde e, saklanıyor. Özür dilerim. E, ve dolayısıyla e, e, bu kadar çok sayıda yemekhanenin aslında Tek tek e, küçük e, mikro e, mikro ölçekte manastırlara ait olamayacağı savı ortaya e, atılıyor. Dolayısıyla Göreme bir manastır merkezi değil, daha çok e, aslında e, Göreme'de bizim baktığımız ve gördüğümüz e, çok büyük bir e, mezarlık, bir nekropol alanı, Hristiyan nekropol alanı. Aslında her kilise ki karanlık Kilise de buna dahil, bir mezarlık kilisesi ve o mezarlık kilisesinin altında, her kilisenin altında fiziki olarak tam altında bir yemekhane var ve gerçekten de Doğu Hristiyanlığında bir anma yemeği geleneği var. Yani bugün halen Yunanistan'da bu devam ediyor bu uygulama. Ee, yani hani e, ölünün kırkı çıkınca işte seneyi devriyesinde ikinci senesinde vesaire mezarın başında toplanıp bir şeyler yeme geleneği aslında bu Roma'da da var yani antik Roma'da da var Hristiyanlık öncesinde de var ve dolayısıyla bu geleneğin devam ettiği aslında bir mezarlık olabileceği savını e, ortaya atıyor o surat. ki bu aslında gerçekten akla yakın bir şey. Bir gün öğrenciler, yabancı öğrencilerimizden bir tanesi bize şu soruyu sormuştu. Bize daha doğrusu şöyle bir yorum yapmıştı. Aslında e, e, Kapadokya'da benim gördüğüm e, sadece ölüm dedi. Yani o kadar çok e, gömü mekanı var ki ve bu burada gördüğümüz kiliselerin neredeyse %99'u e, aslında gömü kiliseleri. Yani temel fonksiyonları e, standart ee, Hristiyan litürjisi değil Bunlar her Hafta insanların gelip Ayin yaptıkları kiliseler değil Sadece yılda birkaç kere e, Spesifik Okazyonlar için kullanılan Mekanlar ki bu okazyonlardan Bir tanesi şüphesiz Orada gömülü olan kişinin e, Öldüğü gün Diğeri de kilisenin itaaf edildiği azizin yortusu Veya bayramı diyelim böyle bir test yeraltı şehirleri e, bir speyrologlar grubu tarafından belgelenmeye başlandı 1990'lardan itibaren 2012'de bir korpus yayınladılar e, bir külliyat yayınladılar ilk külliyatları e, aslında e, böyle Kapadokya'da işte e, burada yeraltı şehri var şurada yeraltı şehri var vesaire her yerleşimin Bölgedeki her yerleşimin, Bizans yerleşiminin neredeyse e, standart bir e, yeraltı sığınağı var. Ve bu sığınaklar e, sürekli kullanılmış e, yerleşimler değiller. Sadece e, 200 yıl boyunca Arap akınları sırasında e, insanların özellikle ve özellikle hayvanlarını ve ...gıdalarını stoklamak için kullandıkları yerler e, olarak kullanılmış. E, yani Kapadokya'ya bakışımızın değişmesi. E, ben bir arkadaşımla beraber e, Soğanlı yakında bir vadide... 5 yıl boyunca bir yüzey araştırması yaptım. Ve burada 50'nin üzerinde e, şarap işliği biz bulduk. Kayaya oyulmuş yüzey. ...muhtemelen Orta Bizans dönemine ait şarap işlikleri... ...ve bu aslında dönemin ölçeğinde yani 10. 11. yüzyılın ölçeğinde... ...endüstriyel bir üretim, üretime tekabül ediyor. Ve bunun da yakındaki Bizans kalesiyle bir ilişkisi olabileceğini düşünüyoruz. Yani ticaretle bir ilişkisi olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Kapadokya araştırmaları bizi işte e, keşişlerin yaşadığı mistik bir e, coğrafyadan e, aslında daha somut Bizans'ın diğer bölgelerinden çok da farklı olmayan ama tabii kendine has özellikleri de olan tarihi sebepler, siyasi sebepler nedeniyle bir bölge e, konumuna e, getiriyor e, ve gerçekten de ee, 2000 1989 ile 2018 yılı arasında yayınlanmış iki kitabın e, kapaklarına baktığımız zaman e, bu e, Kapadokya imgesindeki bu değişimin temel değişimi hemen fark ediyorsunuz. Yani tanrıların e, mağaralarından, tanrıların inlerinden e, bir toplumu görselleştirmek e, olgusuna doğru bir evrilme e, söz konusu aslında burada. Peki e, bu tarihsel Kapadokya imgesinin yaşanma şansı nedir? E, yani bütün şu şu, nok şu saate kadar yani geçtiğimiz bir saat içinde söylediklerimizi bugünün Kapadokya imgesinin içine koyarsak elimizde neredeyse e, bunlar kalıyor. Yani e, <laughs> balon uçuşları ee, işte e, e, ve arkasındaki e, e, organizasyon e, bu da şeydeki ee, çok küçük topluluklar için inşa edilmiş kiliselerden söz ettik. Belki senede bir veya iki kere kullanılması kullanılmak üzere inşa edilmiş kiliseler. Ee, onların e, bugünkü durumu. Ee, e, tabii ki Bizans Kapadokyasında da mutlaka atlar vardı ama e, e, o atlar herhalde e, şeylerin. E, Kiliselerin içinde barınmıyorlardı bugün olduğu gibi. Tabi bisiklet çok şey doğaya saygılı bir alet aslında. Yani ciple falan karşılaştırıldığı zaman ama kiliselerin içine sokulmazsa eğer. Yine ATV'ler ve cipler de aynı şekilde son olarak da e, tabii şey çok güncel olan bir konu e, ya yani iklim değişimi Kapadokya'nın kuru iklimi ve e, duvar resimlerinin ve özellikle bu e, volkanik tüflerin e, çok da e, korozyona çok da bozulmaya e, uğramadan günümüze kadar e, gelmesine e, müsaade eden bu iklimde Acaba bir değişiklik oluyor mu kara ikliminde? Ee, burada gördüğünüz cephe çavuşundaki e, Vaftizci Yahya e, Kilisesi'nin e, cephesi. 1970'li yıllarda Nicole Thierry'nin e, çektiği bir fotoğraf bu. 6. yüzyıl mimarisinin mükemmel bir örneğini, kaya oyma e, örneğini burada görüyorsunuz. E, bugünkü e, hali bu. Yani ön cephe... E, tamamen e, düşmüş e, Tabii bu durumda olan çok sayıda yapı var bunlardan mesela en e, göz önünde olan e, Meryem Ana Kilisesi ortasındaki büyük çatlak e, yani bu konuda da düşünülmesi gerekiyor çünkü bu doğal bir süreç yani e, Kappadokya'daki e, bu erozyon devam ediyor yani şey bu bazı şeyler yıkılıyor bazı şeyler de oluşmaya devam ediyor yani binlerce milyonlarca yıllık bir süreç yani bu, bu, bunların korunması için nasıl bir e, söylem üretmeliyiz ki e, e, Kapadokya imgesini e, aslına sahip, e, sadık olarak e, korumaya devam edebilelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, böyle gelin kameraya birazcık. Evet. Şimdi efendim e, tabii e, vaktimizi de biraz aştık. Dolayısıyla sorularınızı e, rica etsem kısa olsun. E, hocamız da kısa cevaplasın. Daha çok kişiye e, zaman kalsın derim. E, soru sormak isteyen var mı önce onu? E, buyurun, buyurun. Ben bir rehberim. E, bugünkü durumunu gördüğümüz zaman e, üzülüyoruz aslında çünkü gidişat güzel bir konuda değil. Korumak için bir bilim adamı olarak oranın e, sorumlularından ya da sahip çıkanlarından biri olarak sizin bize önerilerde bulunmanız lazım. E, onu aslında birkaç maddeyle söyleyebilseniz çok daha iyi olurdu. Çünkü topu bize atmayın yani. <laughs> Teşekkürler. Çok sağ ol. Ya yani ben e, e, korumacı değilim yani şey o ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. E, yani e, restoratörler e, e, bu konuda çalışıyorlar e, veya kuramsal olarak korumacılık da yani mimarların şehir e, şehircilerin falan üzerinde çalıştığı bir konu ama e, yani benim söyleyebileceğim mesela bütün turistlerin gö göremeye açık hava müzesini gezmesine gerek yok yani Kapadokya'ya gelen Turistlerin yüzde doksanı'nın Göreme Müzesine gitmesine gerek yok. Zaten e, orayla ilgilenmiyorlar bile. Yani o kiliselerin içine girip çıkmaları e, birkaç saniye sürüyor. E, daha ilgili, daha bilinçli olanları belki sadece oraya götürmek gerekiyor. E, daha çok uç e, bir e, öneri de e, belki buranın tamamen ziyareti kapatılması olur mesela Fransa'daki Lascaux mağaraları gibi. Yani çünkü. E, Evet. Ee, başka soru var mıydı? Yani gerçekten çünkü ilginç bir konuşma izledik. Farklı bir kapadokya. Ee, evet. Yoksa ben devam edebilirim. Soruları çok fazla var ama evet, işte, Biliyorum. Yemek... Şimdi evet. hocamız da tabii biraz yorgun. Sırf evet. bu konferans için geldi uzaktan ama... Ee, o zaman bir soru daha lütfen alalım sizde. Ondan sonra kısaca. Toplan. Şimdi Kapadokya e, at resimlerinde gösterdiğiniz orada kiliselerde saklananları e, güzel atlar ülkesi diye de söyleniyor ama bu doğru değil biliyorsunuz. E, o konuda e, başka yani şey terminolojiyle ilgili Kapadokya, Kataduka ifadesiyle ilgili söyleyebileceğiniz bir şey olabilir sanıyorum diye düşünüyorum teşekkürler. Evet kizuvatna diye bir kelime var yani bu benim uzman değil. bu yani şey eski tarihçilerin işi benim dönemim değil ama aşağı, aşağı aşağı ülke anlamına geldiği bir az çok kabul edildi artık yani o şeyin kelime kökeninin atlarla falan pek yani bir ilgisi yok. Ama Kapadokya Roma yani Hristiyanlık öncesi Roma'dan itibaren önemli bir at üretim merkezi yani imparatorluk haralarının bulunduğu bir bölge şeyde de Roma İmparatorluğu'nda da böyle atları şey hatta Pers Ahameniş İmparatorluğu'nda yani şey Krala verilen şey olarak, vergi olarak atların kullanıldığı da biliniyor. Belki bu, bu nedenle, bunun üzerinden bir şey yapılmış olabilir, benzetme yapılmış olabilir. Yani benim en son okuduğum birkaç makale artık genel kanının aşağı ülke anlamına geldiği. Evet, teşekkür ediyoruz şimdi bir sadece bir şey söyleyeceğim. hocamıza teşekkür ediyoruz tabii ki öncelikle. gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. İki hafta içinde yeni konuşmamız, yeni bir konuşmacımız gelecek. Konu Süryanilik üzerine. Onun da çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. size zaten e-mail geliyor. Sosyal medyadan da tarihini vesaire duyuruluyor. E, o konferansımıza da tabii bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ. teşekkür ederim, sağ olun.